Kazınma. Sana bir kötülük mü yaptı yoksa? Sevgilim, sizin buralarda park yeri bulmak ne zormuş. 3 tur attım. Sonunda şansıma bir araba çıktı da onun yerine girebildim. İyi bari. Sen de mi geldin Hanzo? İyi geceler. Hadi oğlum hadi. Tenis oynayalım mı? Yine ezeceğim oğlum, yine ezeceğim. Ne işin var burada? Bizim okuldaki çocuklardan birkaçı bu salonda spor yapıyorlarmış. Aralarında konuşurlarken senin adın geçince çok şaşırdım. Gelip sana sürpriz yapayım dedim. İstediği gibi oynama. Yumrukları iyi olduğu için yumruklarından kaç. Silahlarını kullan artık. Elleri aşağıda. Kafaya tekme çalış. Ve bitir artık şu işi. Sakın unutma. Şampiyon sensin. Adam dayanıklı çıktı. Bu rahatta adama kimin şampiyon olduğunu göster. Göstereceğim. Göreyim seni. Sen açıkta dur. Trenörler sağa düşüne. Üçüncü round.
Herkes olduğu yerde kalsın. Bu hanımefendiyi de gözaltına alın hemen. Alın bunu, alın, 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 alın. Evet, hadi beyler, hadi. Hadi, işimiz gücümüz var, hadi. Geç, 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 geç. Geç. Ringi boşaltıyoruz, Ali, hadi. Toparlanın, toparlanın, hadi oğlum, hadi. İşimiz gücümüz var, hadi. Hadi toparlanın, hadi. Alın bunları, alın bunları. Antrenörler, hadi. Ulan kocaman da adamsın. Bir araba sopaya din ya. Yemekten sonra sinemaya gidecektik. Baktık hiçbir yerde güzel bir film yok. Hava da soğuk filan. En iyisi evde DVD seyredelim dedik. Mısır da patlatacağız. Boğazında kalır iş çıllı. Efendim Lezzet teyze? Gerçekten çok iyi düşünmüşsünüz dedim yavrum. Kurban oldum. Hadi görüşürüz Lezzet teyzeciğim. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler, iyi geceler. Hadi ama acele et. Daha fazla bekleyemem, hadi. Senin ben var ya oğlum ağzı... Ah Pınar, ah! Yaktın beni be. Altın boynuz. Ne oldu lan? Demek Pınar'la kum gibi çocuğu eve attı ha. Hiç kimse benim Pınar'ımla mısır patlatamaz ulan. Vay. Bir de üstüne mısır patlattılar demek ha. Şşşt. Hocam. Ana. Ne yapıyorsun lan sen? Bundan sonra sana... Trolleybüs fıko diyelim mi lan? He? Böyle tepeden çift antenli. Buna seni var ya öldürürüm vallahi, ezerim ha. Kestik. Hadi canım. Sattı forent. Beyler. Ah! Abicim, ah, ah. Tam bir forent savuruyordum, Mürahim önüme atladı. Ne oldu, nerede pizzalar? Şey geldi. Ne geldi, gel. Kim geldi? Ya, kim geldi? Şey geldi. Kim geldi? Söylesene kim geldi ya? Kim geldi? Ben geldim. Hoş geldiniz. Hadi 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 sallanmayın hadi. Bunu benim arabaya koyun. Başla. Hanımefendi de şuradaki sivil araca bindirin. Başla. İdi. Seni seviyorum.
Ben de seni seviyorum. Ya çocuklar, ben de sizi seviyorum. Hatta bu sevenleri ayırmak da günah bir şey. Ama kusura bakmayın gençler, bu gecelik ben sizleri ayırmak zorundayım. Hadi bakalım. Merak etme aşkım. Merak etme. İçeride hiçbir yasa dışı olay yoktu. Yarın sabah ikimizi de salacaklar. Evet. Hadi. Hayırdır Ali? Son zamanlarda sık sık görüşür olduk. Kader bir şekilde yollarımızı birleştiriyor işte. Hadi bakalım. Birleştirsin bakalım. Abi, kızın hiçbir suçu yok. Kendi halinde bir ilkokul öğretmeni o. Beni görmeye gelmişti sadece. Bırak gitsin. Sen bu kıza çok mu yanıksın Ali? Çok mu seviyorsun? Evet. Seviyorum. Yakında evleneceğiz Allah'ın izniyle. Hadi bakalım. Allah tamamını erdirir inşallah. Bakın, son kez soruyorum. Yoksa elimden bir kaza çıkacak. Bu ev kimin evi ve sizin ne işiniz var burada? Bu ev Timur'un evi anneciğim. Ayşegül, ne diyorsun sen ya? Bu gerçeği annemden daha fazla saklayamayız Timur'cum. Söyleyelim de rahatlayalım. Hangi gerçekmiş bakayım o? Bu ev Timur'un evi değil tabii ki. Yani ben kim, bu ev kim değil mi? Babasının evi. Evet. Gel anneciğim, sana her şeyi açıklayacağım. Otur, otur. Timur, aslında çok zengin bir ailenin oğlu anneciğim. Allah Allah. Evet evet, Timur'un aslında süper fabrikatör bir babası var. Madem Timur çok zengin bir ailenin çocuğu, neden sabahtan akşama kadar araba yıkıyor? Timur. Efendim Hafize teyze. Sen manyak mısın evladım? Hayır değilim Hafize teyze. Hafif bir Bakırköy havası var tabi. Anneciğim, işin aslı şu. Bizim Timur'un babası... Hulusi amca. Hulusi amca, bir gün oğlunun holdinglerinin başına geçeceğini bildiği için... onun hayatın zorluklarını yaşamasını istemiş. O nedenle de ona 2 yıl boyunca bir araba yıkama yerinde çalışmasını emretmiş. Yoksa mirasından mahrum edecek beni. Mısırlar geldi. Ben de filmi koydum. İyi ki sinemaya gitmemişiz ya. Ev gibisi yok. Ha, yok. Yine de bazı filmleri sinemada izlemek lazım ama. O da doğru. Kim geldi ki bu saatte? Dur ben bakayım. Sevgilim bekle. Ben açarım. Sevgilim, ona ne gerek vardı şimdi? Belli olmaz hayatım. Bir MİT elemanı olarak
Sürekli temkinli davranmak zorundayım. Tarık ne oldu? Kim? Kim gelmiş? Sürpriz! Binar yumruğum. Size limonata yaptım. Popcorn'la birlikte içersiniz diye. Kurban oldum. John. Lezzet teyzeciğim, alayım ben. Çekil. İndir eline. Tövbe estağfurullah. Canım yavrum benim. Lezzet teyze. Ya bir şey söylesene. Ya ne yapayım, ne bileyim. Ay çok güzel. Çok komikti. Ay yanında da bir tane haspa vardı. Ay Allah'ım. Ay çok fena. Sorma, neler takmışsın asları böyle. Ay aman tanrım ya. Şşt, yakışıklı. Bıyıklarını yerim senin. Ne yapıyorsun kızım, komiser o? Komiser değil, başkomiser bir. Oraya gelirsen bacaklarınızı kırarım iki. Surluktan hiç hoşlanmam 3. Sırpa! Allah kurtarsın. Dünya hali işte. Hayatta insan ne oldum dememeli. Yavuz Bey, bu bir şaka değil mi? Hı? Haberiniz olsun, çok kötü bir şaka. Şaka mı? Ne şakası? Şaka falan değil. Ben sadece bana verilen emri yerine getiriyorum. Amirim. Gel. Gizli konuşuyorum ki kimliğiniz açığa çıkmasın diye. Biz bize yani. Emir mi? Kim verdi bu emri? Ben verdim. Yavrum içsenize, ne duruyorsunuz böyle bün bün? Sizin için kendi ellerimle sıktım ben bunları. Elinize sağlık Lezzet teyzeciğim. Afiyet olsun yavrum. Hadi iç yavrum, iç. İç. İç yavrum, öyle değil. İç. Yan olmasın yavrum, iç. Maşallah. Dik. Oh, ver alayım bardağı ben. Kalanını da artık yavaş yavaş içeriz filmi izlerken Lezzet teyzeciğim. Yavrum sen hızlı iç, yavaş iç. Hiç fark etmez kızım, benim kızım. Yavrum afiyet olsun, kurban oldum. Hadi o zaman. Sevgili, ne oldu, iyi misin? Ya ben bir lavaboya kadar gidiyorum. Lavaboya gidiyorum. Ayol 40 yıllık helaya lavabo demiyorlar mı? Ay ne oldu acaba çocuğa? Limonata dokundu herhalde. Tarık evladımın işi uzuna benziyor. Hadi yavrum. Gel yavrum, gel.
Millet deli gibi eğleniyor. Ben burada ders yapıyorum. Şey yapma. Abi benim hiçbir suçum yok. Yani suçumuz yok abi. Tamam lan. Kesin şabatayı. Alıyoruz işte sizleri. Dua edin tek bir tane bile bahis fişine rastlanmadı olay yerinde. Ama bir daha burada buluştuğumuzda bu kadar merhametli olmam ona göre. Tamam abi. Hadi. Tamam. Akıllı Allah olun. Allah sağ ol. Allah razı olsun. Allah senden razı olsun abi. Hadi akıllı olun. Adam olun. Akıllı olun. Serbestsin babalık. Engin sen dışarı çık. Ama komiserim. Sana dışarı çık dedim. Baş üstüne komiserim. Kızım, sen aklını mı kaçırdın? Vallahi müdürüm, şu soruyu inanın benim ağzımdan aldınız. Size her şeyi izah edebilirim müdürüm. İyi olur tabii. Bu gece malum kişinin yanına gidip kendimi gösterdim. Çünkü beni gördüler. Kimler gördüler? Marizel'in adamları. Allah Allah. Bu lafı da ağzımdan aldınız müdürüm. Yavuz Bey, şu anda amirinizle konuştuğunuzu hatırlatırım size. Tamam, kesin didişmeyi. Nerede gördüler kızım seni? Nasıl gördüler? Biz olay yerine yasa dışı bahis ihbarı üzerine gittik müdürüm. Salona girip de ringde Maraz Ali'yi görünce ben bir köşeye saklandım. Yavuz Başkomiser, Engin ve Samet'le beraber diğer tarafa geçtiler. Tam o sırada Maraz Ali'nin adamlarından biri beni görüp selam verdi. Eğer ringin yanına gidip kendimi göstermeseydim, Maraz Ali benim baskına gelen polislerden biri olduğumu düşünebilirdi. Ben sadece yapmam gerekeni. Yani görevimi yaptım. Hepsi bu. Müsaade eder misin? Hayır, etmem. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Geçenlerde benim iş yerime baskına gelip hiçbir şey bulamadan eli boş dönen komiser arkadaş değil misin sen? Hayır. Ben senin şehit ettiğin aslan gibi çocuğun abiyim. Belki kanunların gücü seni cezalandırmaya yetmiyor olabilir Marazel. Ama kanunlar dışında bir de adalet diye bir şey var.
Kanunları insanlar yapar. Adaleti Allah. Ve inan bana, seni onun adaletiyle yüzleştirmem için çok az kaldı Marazel. Çok az kaldı. Sana daha önce derhal Marazel ile arındaki tüm bağları koparmanı emretmiştim kızım. Eğer bunu yapamayacağını düşünüyorsan ben yaparım. Bu senin İstanbul'dan Berlin Türk Konsolosluğu güvenlik birimine tayinin. Bak, bir tek benim imzamı bekliyor. Berlin güzel yer. 10 numara. Son bir 48 saatim var. Marazel'den kurtuldun, kurtuldun. Kurtulamadın, Berlin'e gidiyorsun. Müdürüm. Bu bir emirdir. Başüstüne müdürüm. İyi görevler. Adanalı. Emredin müdürüm. Kızcağıza göz kulak ol. Yanlış yollara sapmasın. Başüstüne müdürüm. Siz bana bırakın, merak etmeyin. Çocuktur. Julio Iglesias, Antonio Banderas karışımı bir çocuktur benim Fikom. Yavrum, kurban olduğum Fikom. Macerada geri döndü. Tarık, iyi misin sevgili? İyiyim. Daha iyiyim. Geçmiş olsun Tarık evladım. Sağ ol Lezzet teyzeciğim. Yavrum, al biraz limonata iç yavrum. C vitamin iyi gelir. Bakınırken boğazın kurumuştur yavrum. Yok. Al yavrum, al. Aferin, iç yavrum, iç yavrum, iç. Koş yavrum. Benim lafımı dinle yavrum, al. Bizim köyde öküzlere yaparmış bunu. Bir daha koyayım mı yavrum? Yok, sağ ol, kafi Lezzet teyze. Geç oldu saat, hadi Lezzet teyze. Tarık, iyi misin? Ayağa kalkıyor, bir haller oluyor buna. Kızım, bu çocuk galiba seni sevmiyor. Bak sürekli huzuru tuvalette buluyor. İnsan sevdiğinin yanından ayrılır mı? Ne diyordum? Benim Fikom'un yayınlanmış aşk şiirleri kitabı olduğunu biliyor musun? Hem de 5 tane. Sizi nasıl bile Fikom'dan şiir istiyor şarkı yapmak için. Ama o vermiyor, sanatının arkasında duruyor. Neden? Çünkü kendi albümünü yapacak. Kendi albümü derken? Benim Fikom, Frank Sinatra ile Barış Manço karışımı bir çocuktur. Müzikle de uğraşır. Kendisi süperstar yani. Kısmetse yakında yeni bir albüm çıkaracak. Başına gitti değil mi? Bu yetenek maşallah benim torun. Yenilerden. Samet. Efendim. Marazeli aşağıda mı hala? İfadesini alıp salıverdik başkomiserim. Mekanda yasa dışı bahis oynandığına dair hiçbir kanıt bulamadık. Meğer bu herifler gazozuna dövüşüyorlarmış ha. Oğlum ben size hep söylüyorum. Bu Ali kurnaz çocuktur. Öyle kolay kolay düşmez kapana. Her av kapana yakalanmaz başkomiserim. Eğer av kapana gelmiyorsa biz de kapanı ava götürüp başına geçiririz.
Merak etmeyin komiserim. Çok az kaldı. Yakında çıkartacağız Marazeli'yi adaletin önüne. Biliyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ne oluyor? Ya kızım, kimse çakmasın diye onunla ilgileniyor gibi yapıyorum. Ha. Lütfen yapma böyle. Zaten kafam bozuk. Hadi dön önüme, dön. Hoş geldiniz. Selam. Kız, Çiğit. Ne yapıyorsun? Ödev yapıyorum. Sen? Hı-hı. Uslu uslu oturdun, ödev yapıyorsun. Evet. Allah Allah. Hadi hadi kalk, kalk evimize gidelim, yürü. Ha İdil Hanım. Bu akşam eğer sizi rahatsız etmezsem bir konu hakkında bir şey sorabilir miyim? Size gelebilir miyim? Tabii gelebilirsin Sofya'cığım. Teşekkür ederim. Ne soracakmışsın bakayım sen İdil Hanım'a? Öğretmen bir ödev verdi de bugün onu soracağım. Öğretmen sana bir ödev verdi. Sen takıldın yapamıyorsun. Utanmadan gidip İdil Hanım'dan yardım istiyorsun öyle mi? Evet. Yazıklar olsun sana. Şu babanı ezdin geçtin ya. Vallahi yazıklar olsun. Biz iskele babası mıyız burada? Bana neden sormuyorsun? Sen İngilizce biliyor musun? Bilmiyorum. O zaman sen bana yardım edemezsin. Çünkü ödev İngilizce. Akademiden sonra 2 yıl Amerika'da yüksek lisans yaptım. İngilizcem iyidir Sofya'cığım. Sana seve seve yardımcı olurum. Teşekkür ederim. Boyunuzu uzadın peki? Ha, yurda döner dönmez hemen bir eczaneye koşup boyunuzu ölçtüreydiniz. İngilizce artık dünya dili oldu Yavuz Bey. Yemişim öyle dünya dilini. O ne yazılan, van okunan, bir anlamına gelen dilden dil mi olur ya? Bana bir tek Türkçe yetiyor kardeşim. Ha benimle bir derdi olan, bana bir şey anlatmak isteyen gitsin Türkçe öğrensin. Ha ben niye gidip onların lisanını öğreniyorum kardeşim? Öyle değil mi Engin? Başkomiserim, aslına bakarsanız sırf bu internet için bile İngilizce bilmenin çok faydası. Aman yemişim interneti. Eskiden internet mi vardı değil mi başkomiserim? Bak vallahi aferin, doğru söylüyor. Bana kalırsa mesela bu cep telefonu. Çok gerizekalıca, salak, saçma sapan bir şey. Ay, nah! Akşam yemekten sonra gel hallederiz. Teşekkür ederim İdil Hanım. Ya bir de pasaportumu alıp sizin eve siyasi sığınmacı olarak sığınsam olur mu İdil Hanım lütfen? Olur. Yürü kız, yürü. Çeyrek porsiyon, yürü. Saklı abicim. Benim yüzümden nezarete falan düştü. Kim bilir neler düşünüyor benim hakkımda. Hayatım, iyi misin? Pek iyi değilim sevgilim. Bence siz devam edin filme. Peki sevgilim. Hay. İyi akşamlar. Yani bizim boğaz içinde de dediğimiz gibi ödev yemeği. Merhaba. Merhaba. Ayakta kaldınız, buyurun. Sit down please. Yani bizim boğaz içinde dediğimiz gibi otur. Evet. Lezzet teyze nereye gitti?
Nenemin namaz vakti gelmişti yine. Ben de içeride bizim Mekin elektronik kafasıyla ilgili bir formül üzerine çalışıyordum. Bana geldi. Dedi ki, Fiko evladım, Pınar kızımı yalnız bırakma. Film izlerken git ona eşlik et. Yani bir korku filmi çıkar. Kız korkunca sığınacak, sarılacak birine ihtiyaç duyar. Sen de yardımına koşarsın dedi. Ben de koşarak geldim. Hatta uçarak geldim. İyi de biz korku filmi izlemiyorduk ki. Olsun. Ben de süper korku filmleri var. Hepsi orijinal. 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 Bak Budit. Başına hev ya da hes koyunca dan oluyor. İkinci geçmiş zaman yani. Bizdeki gelmiştim, yapmıştım der gibi. Anladım. Yazayım. Hev hesin başına gelince dan. Bir şey daha soracağım. Geçen gece beni kurtarmaya geldiğinizde ormanda kıstırıp sonra elinizden kaçırdığınız kadının yüzünü görebildiniz mi? Ne? Saçları düz ve koyu renkti demişsiniz. Boyu ne kadar uzundu peki, böyle omuzlarından mı bitiyordu? Sofia, sen benim ormanda elimden kaçırdığım kadını nereden biliyorsun? Kızmayacağınıza söz verin. Buna söz veremem hayatım. Çünkü kızmaya başladım bile. Tamam tamam. Tam ben bugün masanızdan kalem ararken sizin yazdığınız raporu okudum. Sofia, bu yaptığın çok ayıp ama. Biliyorum ama siz de beni anlayın lütfen. O kadın benim annem olabilir. O gece beni yanan etten çıkaran kadın, ormanda sizden kaçan kadın olmalı. Ne olur bir düşünün. Polislerden kaçan birisi neden sonra alevlerin içindeki bir eve girip beni çıkarsın? Neden kendini böyle büyük bir tehlikeye atsın? Bunu sadece bir anne yapar Dilan'ım. Sadece bir anne. Selam. Kızım. Kızım bak, ya merhaba ya da selamun aleyküm. Şimdi bu selam, selamun aleyküm kısaltılmışıdır ki zaten böyle bir şey yok. Mesela Yasu, Yunanca merhaba demek ya. Ben sana ya desem merhaba demek olduğunu anlar mısın? Anlamazsın. O zaman ne yapmak lazım? Beraber söylemek lazım. Merhaba desen de olur bak. Merhaba. Merhaba. Aferin benim güzel kızıma. İşte bu kadar. Şimdi normal konuşmamıza dönebilir miyiz? Tabii. Mesela sorayım. Ödevini yaptın mı kızım? Yaptım. İdil Hanım çok yardımcı oldu, sağ olsun. Hı. Ya şu gıcınene bir koz verdin ya. Şimdi durmadan benim başıma kakacak. İngilizce bilmiyor, İngilizce bilmiyor, İngilizce bilmiyor. Sen de öğrenirsin bu bahaneyle. Zamanında Yunanca'yı ne güzel öğrenmişsin işte. Ya Yunanca öğrenmemin amacı başkaydı kızım. O zaman aşk vardı arada. Aşk için her şeyi yapar insan. Yunanca da öğrenir, Rusça da, Çince de. Sen çok aşıktın değil mi anneme? Hem de çok. Hala aşık mısın peki? Tabii, tabii. Aşığım. Yani en azından
Onu hala çok özlüyorum. Hiç kavuşamadan ayrı düşmek insanın canını çok acıtıyormuş. Onu öğrendim annenin ölümüyle. Ama şarkıda ne diyor? Aşk ölmez. Biz ölürüz. Peki annem şimdi çıkıp gelse, size yalan söyledim, ben ölmedim dese, o zaman çok sevinirsin değil mi? O nasıl soru kızım? Sevinirim tabii. Sevinmem mi? Ben de çok sevinirim. Aramızda en çok canı yananın sen olduğunu biliyorum. Ben kendi anamı kaybettiğimde içime düşen ateşi hatırlıyorum da sen nasıl dayanıyorsun? Nasıl yüzünden bu tatlı gülümsemeyi düşürmüyorsun bazen çok şaşırıyorum. Ama gözünü seveyim. Artık kendini kurtar bu hayalden kızım. Annem öldü Sofya. O gün seni o evden çıkartan her kimse seni kaçırmak istemiş olmalı. Sonra polis sirenlerini falan duyunca da ormana bırakıp kaçmış olmalı. Yoksa bir ana bile bile göz göre göre neden bu kadar üzsün ki evladını? Neden ona yok yere ana acısı yaşatsın ki? Haklısın baba. Yavuz Bey. Bir konuda yardımınıza ihtiyacım var. Sizin benim yardımıma ihtiyacınız var. Allah. Sizden Marazel hakkında bilgi isteyecektim. Yani sonuçta onu en iyi siz tanıyorsunuz. Ne yaparsam Marazel benden vazgeçer. Yani onun bir kadında hoşlanmadığı şeyler nelerdir mesela? Yavuz Bey. Not edin. Liste biraz uzun sürecekti.
Freddy burada yine. Yavaş. Bir insan uyandıktan sonra kabus görmeye başlar mı ya? Günaydın bebişim. Günaydın bebişim. Günaydın derken, sen varken bir günün aydınlık olması mümkün mü Freddy? Öyle deme bebişim. Bugün süper aydınlık bir gün. Hadi git giyin hemen. Ulan sen beni hangi gözle görüyorsun ya? Ben çıplak mıyım? Ben zaten giyineyim oğlum, ne giyinmesin? Bunu değil lan. Sahne kostümünü giyeceksin. Hadi kalk git giyin hemen. Sahne kostümünü derken? Lezize ninenin kostümünü oğlum. Ninenin kostümünü. Hadi kalk, kalk. Kardeşim bugün aybaşı. Maaşı çekmeye bankaya gidiyoruz. Gösteri başlıyor yani. Show must go on desene. Beyler. Allah. Çay da söyleyeyim mi, ister misiniz? Oğlum, hiç olmazsa çalışıyor gibi yapın. Adamların gözü üstümüzde. Haklısın abi. Kolay gelsin çocuklar. Aliş'im. Aa, ne oldu sana? Hiçbir şey yok anne. Gece birkaç tane serseri geldi yine. Arabalara girmeye çalışıyorlardı. Ben de derslerini verdim hepsinin. Ah Aliş'im ah. Küçüklüğünden beri böyle bu. Nerede bir kavga var, hemen koşar atlar ortasına. Neyse. Size patlıcan musakka yaptım. Öğle yemeğinde birlikte yersiniz. Sağ olun. Allah. Ağlıyor. Ağlamaz mı hiç? Ağlamaz mı? Mükemmel. Vallahi harika. Yeme de yanında. Çok iyi. Bunun yanında bir şey yapacağız. Aa, Dil yenge geliyor. İyi ki geldin. Seni çok özledim. Ben de seni özlediğim için geldim zaten. Bu dün gece olanlar için ne olur. Şişt. Boş ver. Unutalım gitsin. İkimiz de dün gece orada olmamalıydık. Selam. 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 Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bebişim, show time. Show time değil, öküz. Show time. Bir de İngilizce konuşmaya çalışmıyor mu? Deli ediyor beni bu adam ya. Bir sus lan, bir sus. Al bakalım, defter burada. Bunları da söyle de sana torpil yapsın. Hiç bekletmeden alsın seni içeri. Oğlum, hazır yuttu kız numarayı. Hiç kullanmadan iki dakikada sayar parayı eline. Yok hocam. Ben Pınar'dan öyle torpil morpil isteyemem. Bizim aramızda seviyeli bir ilişki var. Vay diyesinler sizin seviyeli ilişkinizi. Oğlum, başkasına denk gelirsen senden bir ton resimli kimlik mimlik isteyecekler şimdi. Yanarız sonra. Ulan ben zaten senin gibi bir kazmayla yolum kesiştiğinden beri yanıyorum. Söndürenim yok. Yürü lan al. Yürü. Çok konuşma. Git al gel şu parayı. Bekliyorum burada. Mısır öküz, büyüklerine karşı biraz saygılı ol. Bak etrafına, herkes bize bakıyor. Yaşlı bir bayanla konuşuyorsun. Terbiyesiz! Ver Necim'i. Bırak, seni! Yalaka! Show must go on.
bana. Niko! Efendim teyze. Anam dükkende bulundun mu yavrum? Bir akrabama benzettim de. Yok teyze, bulunmadım. Dünya küçük. Herhalde sen beni birine benzettin. Herhalde. İnsan insana benzer yavrum. Herhalde. Ya ben pişirmeyi unuttum. Al yavrum, al. Dünya sandığından da küçük. Koca memlekette başka banka kalmadı. Geldi yanıma oturdu bana. Bu macera sapıttı. Israrla devam ediyor. Aldın mı yavrum? Aldım teyze. Maşallah, aferin yavrum, aferin. Ali, ben çok kalamayacağım. Okula dönmem lazım. Peki ama böyle olmaz. Ben seni çok özlüyorum. Bu akşam beraber bir şeyler yapalım o zaman. Nasıl bir şeyler? Dışarı çıkalım mesela. Eğleniriz biraz. Olur. 9:30'da beni her zaman aldığın yerden alırsın o zaman. Anlaştık. Ali abi. Ali abi. Efendim Tilkiciğim. Bizi çok fena çarptılar abi. Kim çarptı? Kalpazanlar. 2 saat önce siyah renkte pahalı bir araba yıkadım ya ben. Adam 200 lira verdi. Bozuk yok dedi. Meğerse para çakmaymış abi. Ben de ilk kez gelen müşteri ayağa alışsın dedim. Pürüz çıkarmadım. Kek gibi paranın üstünü de verdim bir de ya. Kusura bakma. Önemli değil aşkım, sen bak işine. Güvenlik kamerası kayıtlarına bakalım. Orada buluruz adamın plakasını. Saat kaçta gelmişti bu araba? 2 saat olmadı abi. Ne numarası teyze? Ayak numara. Ne numarası olacak yavrum, sıra numaran? He. 25. Ha iyi. 3 kişi var yani aramızda. Güzel. Ya teyze, benim seni bir yerden gözüm ısırıyor ama sen nerelisin? Adanalıyım yavrum. Esah mı? Esah. Abu. Adanalıyık, Allah'ın adamıyık. Adamıyık derken? Yani lafın gelişi yavrum. Bilirsin, Adana'nın adamı da adamdır, kadını da adamdır. He? Ağzına sağlık ya, vallahi öyle ya. Ya maşallah, bir kilo da bıyığı var. Sen nerelisin yavrum?
Teze neler olabilirim? Tabii ki Adanalıyım. Ceyhanlıyım. Hey! Adanalı mısın? Kurban olurum ben sana yavrum benim. Can, can. Lel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 
Yavrum benim, kurban olayım, çok sevindim. Sen ne iş yapıyorsun yavrum? Ben emniyette memurum teyze, başkomiserim. Öyle mi? Başkomiser. Ne güzel. Bütün gün suçluları peşine koşturuyorsun öyle. He. Allah yardım etsin. Peki hiç yakalayamadığın olmadı mı evladım? Yok teyze. Evelallah. Yani elimizden bir uçağına bir kaçan teyze işte. Aferin yavrum. Aferin yavruma, kurban olurum ben sana. Maşallah. Hepsini yakaladın yani, öyle mi? Yani bildiğim kadarıyla evet. Hey yavrum hey. Hoş geldiniz. Size nasıl yardımcı olabilirim? Şu anda bana değil. Acaba kendine nasıl yardımcı olursun diye sorman gerekiyor. Ne? Şimdi önünde iki tane yol var. Ya bu çakma 200 liraya alıp bana paramı iade edeceksiniz ve sonra da bu sahte paraları bastığınız kalıpları çıkartıp gözümün önünde imha edeceksiniz. Ya da ben önce bunu, sonra da bastığınız bütün paraları sen ve adamlarına yedireceğim. Sonra da bunu bastığınız kalıpları teker teker kafanızda kıracağım. Seçim sizin. Defol git lan başımızdan. Sahte para falan yok burada. Anladım. Dikenli yolu seçiyorsunuz yani. Bu durumda benden günah gitti. Sonradan uyarmadı demeyin. Sen hala ne konuşuyorsun? Defol git buradan! Yavrum, karşı komşum. Şu güzelliğe bak yavrum benim, yavrum.
Sana kolay gelsin. Allah yardım etsin. İnşallah yakalarsın suçluların hepsini. Neyse. Kolay gelsin yavrum. Pınar! Pınar yavrum. Yavrum benim. Nasılsın? Nasılsın yavrum benim? İyi misin? İyiyim Lezzet teyzeciğim. Sen nasılsın? İyiyim yavrum. Sağ olasın. Ben maaşımı almaya gelmiştim. Tamam Lezzet teyzeciğim. Hemen hallederiz. Ben bu kadını nereden tanıyorum arkadaş ya? Oğlum bu benim rahmetli anamın arkadaşı falan mı yoksa? Hiç yabancı gelmiyor ya. Tarık nasıl oldu yavrum? Hala hastanede Lezzet teyzeciğim. Vah vah vah. Yazık yazık. Demek dayanıksız çocuk. Bak. Bu apartman çocuğu. Bu dediğimi dikkate al. Dayanıksız bu. Defol. Bak. Mesela benim fikrim. Hayatta hastane yüzü gör. Her gül gibi çocuk maşallah. Maşallah, maşallah. Sen de Zeyne gibi kızsın maşallah. Daha ilerine layıksın. Aman Lezzet teyze. Ay. Lezzet teyzeciğim. Lezzet teyze, maaşın. Sağ ol yavrum. Teşekkür ederim. Kurban oldu. Akşam yemeğe de gel, olur mu yavrum? Tamam, tamam. Akşam bekliyorum. Hadi görüşürüz yavrum. Görüşürüz Lezzet teyzeciğim. Yavrum, anana selam söyle. Rahmetli oldu ama. Öyle mi? Başın sağ olsun yavrum. Allah rahmet eylesin. Ben de senin anan sayılırım. Sağ ol teyze, sağ olasın. Kurban olduğum, kolay gelsin hadi. Güle güle teyze. Görüşürüz yavrum, bu yığına kurban olayım senin. Allah zeval vermesin hayırlı görevlerimizi. Allah. Yalancı şahitler çoğalmış, ordular da saf almış. Sanki herkes en altında, pozisyon sert penaltı. Yer altından çıktım ben çoktan, fareydim çok yol aldım. Korktum bazen ben de herkes gibi umudum kalmadı. Fakat sabrımsa aramızdaki en büyük farktır. Gönlüm kavga etmek istemez, bıktım da zaten. Var var! Kızlar merhaba. Selam kızlar, ne haber? İyiyiz, sağ olun. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Tanışalım mı? Ah, tabii ki. Buyurun bir de yanıma oturun böyle. Olur. Sen! Şerefsizler. Böyle birisi. Okula geldiğim günden beri aynı şey. Αφού ο Δίας πέθανε, σκέφτεστε να πείτε την αλήθεια στη Σοφία? Δεν πέρασε ακόμη ο κίνδυνος. Ναι.
hadi 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 hadi. Muhtemel çıkışları kontrol altına alın. Biriniz bu taraftan, biriniz bu taraftan. Hadi çocuklar hadi. Etrafı sarın. Amirim, başkomiserim. Birileri bunları bizim yerimize paketlemişler. Paketlemişler derken? Plastik kelepçeyle ellerini kelepçelemişler. Sanki birileri bizim yerimize onları yakalayıp sonra adamları bize teslim etmiş gibi. Çocuklar hadi, hadi, hadi. Hadi çocuklar, hadi, hadi, hadi. Gücümüz var, gücümüz var, hadi. Hadi. Tamam ya, gitmesene ya. Hadi çabuk, çabuk. Arabalara. Hadi aslanım. İnsanın evi gibi yok ya. Akşam ne yapıyoruz? Akşam ne yapıyoruz derken? Eğlence olarak yani. Eğlence? Evet. İşte ben biraz televizyon seyrederim. Bir de haberlere falan bakarım. Sen ödevini yaparsın bu sırada. Bak ödevin erken biterse tavla oynarız baba kız he? Çok iyi fikir. Abi. Hatta tavladan sonra da ben odama çekilip kendimi asarım. Ne? Ya bugün cuma. Ne ödevi? Cuma'dan ödev yapanı belediye zehirliyor. Ben bu gece normal insanlar gibi dışarı çıkıp eğlenmek istiyorum. Dışarı derken? Bir kulübe gidip dans etmek istiyorum sabaha kadar. Dans? Hı hı. Abo. Ne abo? Ben gencim. Çıkıp dans etmek benim de hakkım. Dans etmek? Hı hı. Ya dans etme hakkı diye bir şey mi olur kızım? Hem illa oynayıp tepinmek istiyorsan koyarız içerideki teybe bir kaset. Karşılıklı oynarız baba kız. He? He çok süper. Adana Türkleri kaseti mi var mesela bak? İmdat! Ya cadı! Toynağa çekilmiş keçiler gibi bağırıp durma kulağımın dibinde. İmdat imdat. Tamam. Madem bu kadar çok istiyorsun. Çıkarız bu akşam dışarıya, tamam. Çıkarız derken? He, rız, rız. İki biz, senle ben. Sen benimle gece kulübüne geleceksin. He. Allah Allah. Allah Allah. Ne oldu, beğenemedin mi? Hı. Ben bütün gençliğim Adana diskoteklerinden geçti kızım. Biz de az yere bakan, yürek yakan değildik o zamanlar. Hem zaten başka seçimin yok. Çünkü ben seni bir başına hiçbir yere salmam. Ne giyeceksin peki? He? Ne giyeceksin? Ne giyeceğim? İşte böyle olduğum gibi geleceğim. İmdat! Ya ikide bir de bağırıp durma kulağımın dibinde. İmdat imdat. İyi öğrendin sen bu imdatı ha. Yürü. Gidiyoruz. Nereye kız? Üstüne başına doğru düzgün bir şeyler alacağız. Doğru düzgün derken? Ben böyle giyinen bir kavalyeyle
Hiçbir yere gidemem. Üstüme iyilik, sağlık, adoslar, ceza, rap yapar, çok kötü tostlar. Bokslarınıza bakıma alın afoslar, dostlarınıza yakın olun abekozlar. Elimize geçti, neredesin apopslar, los fasolunu, ayakkabı, boya kostlar. Az konuşana kur dele takacaklar, kara tahta ya da ceza yazacaklar. Yükselen ben değilim bak asansör, şayet beni uçarken gördüysen senin gözün kör. Peşimde onlarca yalaka sahte post var, eninde sonunda yalnız bırak onu dostlar. Bir bakayım derken şöyle, ben içine girdim öyle, bu ortam işte böyle, bu nasıl iş söyle. İpi kopmuş alemin, çivisi çıkmış dillerin, inadım inat giderim tersine dilim fenerim. Yol uzun ve pek dikenli, çok uzun lan ben tükendim. Yoksunum bir çare, kimi zamanda yalnızım, avare gezdim, bak ne hale geldim. Kim nasıl baktıysa öyle gördü, ben buyum, nokta koyduk bitti. Her bir yandan çektiler şu etime saplı kancaları ve her gün engel ettiler. Belli var bir korkuları, bu yerli plaka korkutur. Herkes sanar dengimdir, kimse bilmez ancak ceza nefretten de eskidir. Plaka geldi bak, sırtı terli çok ve başı dertli, vah eski hali yok ne olacak. Yükselen bedeli bak kalçalan duvarlar. Plaka geldi bak, sırtı terli çok ve başı dertli, vah eski hali yok ne olacak. Sofya. Buradan bir rahatlı git. Abo. Abo derken? Sofya bir dakika bana bakabilir mi? Tabii. Ulan. Sofya! Buyurun İdilhan'ım. Biraz gelir misin? Hayırdır, nereye? Ay geliyoruz, çatlama. Dün ben senin ödevine yardım ettim ya. Bugün de sen benim ödevime yardım edeceksin. Bu şarkıyı ikimiz için seçtim. Koydum sevinçlerimi önüme. Baktım hepsi sensin. Yazdığım şiirlerin her hecesi. Üzüldüğüm tüm filmler. Yıpranmamış hayatlar, büyük hüzünler bekler. Erişte bir hayır, bu işte hepsi sensin. Yıpranmamış hayatlar, büyük hüzünler bekler. Erişte bir hayır, bu işte hepsi sensin. Şimdi senden vazgeçmeliyim. Masal olup yola devam mı etmeli? Ben kalpten sorumlu, aşka sorumluydum. Anladım her şey sensin. Anladım her şey. Önüme baktım hepsi sensin. Yazdığım şiirlerin her hecesi. Üzüldüğüm tüm filmler. Yıpranmamış hayatlar, büyük hüzünler bekler. Erişte bir hayır, İşte hepsi sensin. Şimdi senden vaz mı geçmeli? Masal olup yola devam mı etmeli? Ben kalpten sorumlu, aşka sorumluydum. Anladım her şey sensin.
Şimdi senden vaz mı geçmeliyim? Masal olup yola devam mı etmeliyim? Ben kalpten sorumlu, aşka sorumluydum. Anladım her şey sensin. Anladım her şey sensin. Gençler durun bakayım bir elimi yıkayayım. Şunu tut ıslanmasın koçum. Polis. Ya polis. Çocuklar. Polis. Bu elimi niye yıkadım biliyor musunuz? Size güzel temiz bir dayak atayım diye. Neymiş? Polis. Polis ha? Şerefsiz derman. Ulan. Şerefsiz herifler lan. Abi. Çocuklar. Çocuğa. Yapma abi. Uyuşturucu. Satıyorsunuz ha? Şerefsizler. Küçücük çocuklara uyuşturucu ha? Abi yapma. Ulan beyninizi patlatacağım ulan sizin. Ulan daha bu iç. Ulan daha bu var ya. Ha? Siz ilkokullara bile girdiniz ulan şerefsizler. İlkokullara bile girdiniz ulan. Abi yapma. Tövbe mi ulan? Tövbe abi. Ha? Abi tövbe. Kalkın lan ayağa. Kalkın ayağa. Dayan lan duvara. Kalkın lan üstüne silah milah bir şey. Yok abi. He? Yok abi. Yok abi. Şerefsiz herifler. Gencecik çocukları zehirliyorsunuz ulan. Sizin yaşınızdaki heriflerin kızları ne hale soktuğunun farkında mısınız ulan? He? Şerefsizler. Uzat lan eline. Çok güzel bir geceydi. Ben çok eğlendim. Ben de. Ben seni bırakırdım aslında eve kadar. Yok böylesi daha iyi. Komşuları biliyorsun. Hem Derya da burada zaten. Peki. İyi geceler. Sana da. İdil. Efendim? Bu gece gerçekten çok tatlıydın. Sen bu kadar hayat dolu, neşeli, eğlenceliyken... Umarım sana ayak uydurabilirim. Çünkü... Benim buz gibi... Simsiyah... Yalnız... Sıkıcı bir hayatım var. Ama senin sayende hayatıma bir renk geldi. Meğerse benim buna ihtiyacım varmış. Meğerse benim sana ihtiyacım varmış aşkım. Sen sakın değişme. Ben değişeceğim. Çünkü seni olduğun gibi seviyorum. Görüşürüz. Hayır. Hani dağıtacaktın bu gece? Dağıttım. Adam her kadın rüyası çıktı. Kızımı getir. Geri çekilin. Atarım kendimi.
kalıyor koçum burada? Maner gibi olmuş buraya. İntihar teşebbüsü var başkomiserim. Bir bu eksik. Her intihar edeni böyle canlı yayına çıkarırlarsa olacağı bu işte. Haklısınız. Sofya, sen arabada bekle kızım, tamam mı? Tamam. Kaçmayın. Kurtarın kendimi. Açılın. Açılın diyorum. Necla, kızımı getir bana. Arayın o Necla'yı, kızımı getirsin. Yaklaşmayın diyorum, atarım kendimi. Çekilin geri. Çekilin geri. Necla, kızımı getir. Atarım kendimi. Yaklaşma. Necla'yı getirin bana. Necla'yı. Atarım kendimi diyorum. Yaklaşmayın bana. Yaklaşmayın diyorum. 3 aydır kızımı görmüyorum ben. Lan yaklaşmayın. Atarım kendimi aşağı. Atarım kendimi aşağı. Lan yaklaşmayın diyorum. Yaklaşmayın. Yaklaşmayın. Atarım kendimi aşağı. Yaklaşmayın bana. Uzak durun. Kızımı istiyorum ben. Atarım kendimi aşağı. Yaklaşmayın bana. Uzak durun benden. Yaklaşmayın bana. Necla. Evet sevgili seyirciler. Şu anda 4. Levent Viyadüğü'nde intihar teşebbüsünde bulunan bir vatandaşı görüntülüyoruz. Kızımı istiyorum ben. Arka planda görüyorsunuz kendisini. Ben mümkün olduğunca yanına yaklaşıp derdini öğrenmeye çalışacağım. Beyefendi öğrenebilir miyiz? Neden intihar etmek istiyorsunuz kendinizi? 3 aydır kızımı görmüyorum. Bir dakika. Ne? Kardeşim, merkezden diyorlar ki şu anda sadece benim sesim gidiyormuş onlara. Yani sizin sesiniz gelmiyormuş. O yüzden benim size yaklaşmam gerek. Yaklaşma. Allah Allah ya kardeşim. Necla'ya söyleyin kızımı getirsin. 3 aydır kızımı görmüyorum ben. Ya kardeşim, Necla seni duymuyor ki şu anda. Allah Allah, o zaman kendin anlat. Sakın gelmeyin atlarım. Atla, sen atla canım, Allah Allah. Muhabir sen misin, ben miyim ya? Allah Allah ya, o zaman sen buraya geç, ben oraya geçeyim. Seninle mi uğraşacağım? Allah Allah ya. Ben sana mikrofonu uzatacağım ki sen Necla'ya seslenebil buradan. Benim sana mikrofonu, konuş. Olur mu? Tamam. Tamam, geliyorum. Veriyorum sana mikrofonu. Tamam mı? Tamam. Tamam, dur. Tut, sıkı tut ha. Ha? Ne yapıyorsun? Bırakın be. Nasıl ya? Gel. Hadi. Bırakın beni. Al bu tarafa, al bu tarafa. Gel. Bırakın. Ya dombili. Çıkmaya da çıkıyor. Bas bağırıyorsun. Çıkmışım viyadüğün tepesine. Kızım da kızım. Necla da Necla. Kim bilir ne yaptın kadına ki? Böyle bırakıp gittiler sen işte. Ben bir şey yapmadım. Sus lan. Bu ne lan? Kredi kartı borcum var, viyadüğü açık. Karım terk etti, viyadüğü açık. İşsiz kaldım, köprü açık. Ne lan bu sizden çektiğimiz? Ulan bu viyadükler, bu köprüleri siz çıkın atlayın diye mi yaptılar ya? Allah Allah. Götür bu sepet kapalı. Götürün. Ben kızımı istiyorum. Yürü. Ben kızımı istiyorum. Değerli bileydi zamanında. Bırakın beni. Çocuklar Allah aşkına siz de bunları yayınlamayın. Yapmayın ya. Bunları yayınlıyorsunuz, ondan sonra millet özeniyor. Çocuklar yapmayın ya. Hadi kapatın. Allah Allah ya. Çekilin. Abi. Durun, çekil geri. Açılın. Kızım sen aklını mı kaçırdın? Annem burada, biliyorum. Sofya delirdin mi? Bu tarafa gel. Hayır, geçmeyeceğim.
Annem gelecek, yaklaşma. Annem gelecek. Biliyorum, elmedi. Tamam, tamam. Tamam, tamam, yaklaşma. Tamam, Sofya. Sofya, Sofya, bana bak. Bana bak, bana bak. Bugün okula geldi. Gördüm. Ya ormanda beni kurtaran da oydu yangının içinden. Tamam, 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 tamam. Gömledeki de oydu. Beni izliyordu, sürekli beni izliyor. Anlamıyorsunuz. Ben artık dayanamıyorum. Sofya, tamam, beni dinle, beni dinle. Bağırma, bağırma. Bana bak. Benim bu halimi görecek. Beni şu anda görüyor. Beni göreceksin, dayanamaz. Herkes beni çeksin, herkes beni çeksin, dayanamaz. Herkes. Sofya, Sofya. Bağırma, Sofya, bağırma, Sofya. Bağırma. Tamam, bağırma, bağırmıyorum. Bundan sonra benim dediğim olacak. Annem gelecek, yaşadığını biliyorum, gelecek. Sofya, dur, dur. Gelme. Tamam, tamam, tamam. Aşağı bakma. Aşağı bakma. Aşağı bakma. Bana bak. Bu oyun artık bitecek. Ben bıktım. Bana bak. Bana bak. Mama. Tamam, tamam. Biliyorum, gelecek. Mama. 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 Sofya. Aşağı bakma. Tamam, aşağı bakma. Aşağı bakma. Tamam, aşağı bak. Mama. Bana bak. Bağırmıyorsun. Tamam, bağırmıyorum. Bağırma, çeker. Tamam. Yaklaşma. Yaklaşmıyorum, tamam. Gelecek. Gelecek. Tamam. Mama. Mama. Sofya. Geldi, biliyordum, geldi. Biliyordum. Mama.